Ama bayıldım bu şehre ya. Çok farklı bir şey. Gerçekten çok farklı. Kesinlikle gelinip görülesi bir yer. Yani pizza mı bura mı desiniz? Bura derim ben ya. Floransa derim yani. Gözüküyor mu bilmiyorum ama nur topu gibi bir ZTL'miz oldu. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İtalya'nın güzel bir şehri, ünlü bir şehri Floransa'ya geldik. Ama bu ZTL'leri yok mu? Bize resmen gavur eziyeti yapıyorlar. Arabayı ta affedersiniz cehennemin dibine park ettirdiler, yürüttüler. Biraz önce gösterdim. Bu taraftan giremiyormuşsunuz, oradan da giremiyorsunuz. Yani İtalyanlar giriyor, turistler giremiyor. ZTL dedikleri, nur topu gibi bir ZTL'miz oldu. Floransa'yı gezeceğiz. Ben de ilk defa geldim. İlk geldiğim yerlerde çok heyecanlıyım. Ve dışarıdan çok hoş bir şehir olduğu çok belli. Ortasından nehir geçiyor. Hep beraber gezip görelim ve eğlenelim. Çok tarihi yapıların olduğu, çok enteresan binaların olduğu, beni heyecanlandıran bir şehir oldu girişinde. Şu ZTL olmasaydı ama o da bizim heyecanımızı gölge düşürmeyecek. Beraber gezeceğiz. Nehrin kenarındaki, böyle direğin bu tarafından geçireyim. Nehrin üstündeki evleri görüyor musunuz? Rengarenk ve çok enteresan. Gidelim oraları gezelim. Tarihi köprünün üzerinde çok enteresan, ilk defa gördüm evler. Yani köprünün üzerine evler yapmışlar nehire doğru. Çok özel bir yer belli. Fotoğrafçılar, profesyonel fotoğrafçıların rağbet ettiği bir mekan burası. Çok motosiklet var. Demek ki motosiklet kullanıyorlar. Ve bu giren arabalar İtalyan arabaları. Bir tane yabancı araba göremeyiz. Görürsek de ayvayı yemişlerdir. 200 Euro'dan başlayan cezalar varmış. Floransa'nın tarihi sokakları böyle devam ediyor ama o binaların olduğu, evlerin olduğu köprüye doğru ilerleyelim. Yine böyle aşağıya doğru dar sokaklar, enteresan yapılı binalar. Nehrin üstündeki köprüdeyiz. O evlerin bulunduğu ve burası da yine farklı, hoş bir yermiş.
Biraz önce bu evleri buradan çekmiştik. Şu anda bu köprüdeyiz. Yukarısı da rengarenk evler. Burada da Rolex koymuşlar. Sebebine bakmam lazım. Çok aşırı derecede mücevherci var yani. Sağlı sollu her tarafta mücevher satıyorlar. Büyük ihtimalle demek ki buranın özelliği. Fiyatı da uygundur herhalde. Ve çok kalabalık bu sıcağa rağmen. Beraber geziyoruz arkadaşlar. Floransa'nın sokakları. Böyle detaylı detaylı. Sizi gezdiriyorum. Mimari dokusundan çok farklı bir şehir olduğu anlaşılıyor. Kesinlikle ismi kadar ismini hak ediyor yani. Floransa dedi mi, İtalya Floransa falan deniliyor ya, hak ediyor. Yani içeride gezerken insanı büyülüyor şehir. Kalabalık olmayan dar sokaklar. Ya binaların eskiliği, renklerinin olmaması, böyle dar sokaklar gerçekten çok farklı bir şey ya. İnsanı büyülüyor yani. Başka şehirlerde bunu göremezsiniz. Böyle devam etmeyeceğim ama başka yerlere gideceğiz. Yine harika görüntüsüyle çok güzel bir meydan ve bir bina. Hangi bina olduğunu beraber öğreneceğiz. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk defa geldiğim şehir. Onun için beraber geziyoruz. Çok sıcak olduğu için de restoranların görüyor musunuz? Su fışkırtıyorlar kenarlarında. Ama bayıldım bu şehre ya. Çok farklı bir şehir. Gerçekten. Yani. Çok farklı. Kesinlikle gerilip gelinip görülesi bir yer. Yani pizza mı bura mı desiniz? Bura derim ben ya. Floransa derim yani. Arkadaşlar burası 14. yüzyıldan kalmış dişli bir kulesinin olduğu şehrin kalbi olan bir meydanmış burası. Gerçekten büyüleyici, şahane. İçeri doğru gelip bakalım. Kulenin içerisi arkadaşlar. İçerisi biraz serin, o güzel bir şey. Anne Maria Lisa. Thank you.
bu büyülü mekanda acıktık. Karnımızı doyuracağız. Ne yenir? Biraz sonra gelecek ama gelmeden önce İtalya zeytinyağıyla meşhur. Ekmek getirdiler. Dedim ki makarnayı bunlar bizi ekmekle mi yedirecekler falan diye. Ama öyle değilmiş. Böyle zeytinyağını döküyormuşuz ekmeğin üzerine. Bir yanda geliyor çünkü. Böyle döküyoruz. Fazla. Hop, evet bir yanda geldi. Sonra peynir getirdiler. Peyniri de böyle üzerine döküyoruz. Sonra muhteşem manzaramıza bakarak ısırıyoruz. Makarnamız geldi arkadaşlar. İtalya'ya geldim, makarna yiyeceğiz ama ilk bakışta tabii tadını bilmiyorum ama çok az geldi. Allah'tan ekmek vardı, yağlı falan. Makarnamızı yiyelim. Afiyet şifa olsun bize. Evde bu makarnanın ben daha güzelini yiyorum ya. Daha güzelini yapan var. Ama bu manzara efsane tabii. Ayrı bir tat katıyor, ayrı bir hava katıyor. Karnımızı doyurduktan sonra şöyle, makarna güzeldi ama az geldi bize. En azından o ekmekli yağ, peynir bir şekilde karnımızı doyurdu diyelim. Sokaklar böyle arkadaşlar. Başka bir enteresan bir şey söyleyeyim. Çok Türk var. Çok şaşırdım. Yani bayağı Türk var. Yani böyle her 4 metrede, 5 metrede bir Türk sesi geliyor. Nedendir bilmiyorum. Ya bir kafilenin ortasına düştük. Bunlar da belli. Çok kalabalık, dar, aynı zamanda çok enteresan sokaklar. Başka yerlerde de gördük de buranın farklı bir büyüleyici havası var. Neden bilmiyorum. Gerçekten bana çok farklı geldi. XIII yüzyıldan kalmış buranın simgesi olan bir katedral var. Oraya doğru ilerliyoruz şu anda. Dondurmacadaki kuyruğa bakın arkadaşlar. Yani bu Hollandalı da girmiş ayvayı yemiş benzemada söyleyeyim, Hollandalı. Ayvayı yedin sen. Hem de adrese gelecek ceza. Ne geziyorsun sen buralarda? Bir de tam merkeze gelmiş. Neyse. Orada da güzel bir kemer var, ark var. Ama biz asıl hedefe kilitlenelim. Kırmızı kiremitli kubbesi, renkli mermer ön cephesi ve zarif Giotte kulesiyle bilinen önemli 13. yüzyıl katedrali arkadaşlar. Şehrinde simgesi. Buraya sırf klima için bile girilir. İçeride kamerayı kapattırdılar. Az bir şey çektim ama. Müzik çalıyor. Vay. Çav çav çav. Vay. Ablamız da güzel çalıyor. Müzik.
Her tarafında tarih kokan binalar var. Bunları tarihçiler bile çok iyi bilmiyordur özelliklerini herhalde hepsinin. Özür diliyorum tarihçilerden. Sırf buranın özel tarihçisi ve rehberi olması lazım. Ama biz böyle sokaklarda beraber geziyoruz ve en önemli mekanları size göstermeye çalışıyorum. Şu binanın dışı falan çok enteresan ya. We are still very close to it. But in 1960, burası Floransa'nın kalbiydi. Şimdi burada katedrale doğru ilerleyeceğiz bu arada. Floransa'nın Piazza San de Cross meydanındaki katedralindeyiz arkadaşlar. Burada gösteriler, şovlar, manifestasyonların olduğu bir meydan. Ve burası da simge bir mekanı. Memoli buradan drone kaldırır mı buradan? Buradan değil de köşeden, bucaktan. Bir de drone kaldırırsam arkadaşlar daha ne olsun, Floransa'yı bayağı güzel gezmiş olduk beraber. Belki videolarda hep aynı sokaklar gibi gözükebilir ama her sokağın ayrı bir havası var. Aslında böyle 2-3 saattir geziyoruz. Böyle gezerken kamerayı hiç kapatmak istemiyorum ama maalesef siz arkadaşlar, dostlar, videonun içinde o kadar kalmayacağınız için mecbur böyle kısa kısa kesiyorum. Daha güzel yerleri, daha dikkat çeken yerleri göstermeye çalışıyorum. Yani ama ya ben olsam 2-3 saat hiç kapatmam ve her sokağını buranın gösteririm ve izlerim yani. Floransa'da İstanbul döner kebap. Kebapçıda varmış kebapçımızda. Çok Türk var arkadaşlar. Bir kafileye geldik, denk geldik. Yani her sokakta Türk var. Her sokak değil, hatta her 3-5 metrede kalabalık yerde denk geliyor. Gerçekten kaç kere dedim bilmiyorum ama çok da önemli değil. Büyüleyici bir şehir. Girmesi zordu, arabayla giremiyorsunuz, gıcık oldum böyle. Hatta dedim ki ya Floransa'yı pas geçeyim falan. Ama pas geçilecek bir şehir değil. Eğer buralara kadar gelirseniz veya gelme imkanınız varsa kesinlikle gelin ve görün. Çok güzel bir yer, çok büyüleyici bir yer. Yarın neler yaşayacak Memoli, nerelere gideceğiz ben de bilmiyorum ama siz fragmanını şimdiden izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Memoli ile kalın ve beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. O da gitti sefere.